Geldiniz. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için diye başlıyor sıradaki haberimiz ve şöyle devam ediyor. Uzmanlar güneş kremi kullanın diyor ama tam bu noktada da bir tartışma başlıyor. Bunun da nedeni aslında 3 aşağı 5 yukarı tahmin edeceğiniz gibi o güneş kremlerinin muhteviyatında bulunan bazı kimyasallar. Güneşli aranız nasıl? Güneşi sevmiyorum. Güneş kremi kullanıyor musunuz? Neden yanıyoruz? Öncelikle neden korunamıyoruz onu konuşmak lazım. Korunuyor musunuz? Hayır. Tatil çantanız hazır, güneş kreminiz var ve siz güneşten korunduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama yanıldınız. Çünkü o güneş artık bildiğiniz gibi bir güneş değil ama üzülmeyin. Onun da çok basit bir çaresi var. Çare bitkilerde, mutfakta. Tarçın var. Lavanta var. Lavanta da var. Limon var mı dolapta? Tabii ki var. Maydanoz? Var. O kadar ucuz ki. Gerçekten de öyle. O malzemeler işte bunlar. Sadece 5 taneler. Zayıflamak için tarçın ve maydanoz. Elbette ki böyle maydanoz, limon, bal, tarçın ve yumurtayı yan yana koyduğumuzda bir anlamı yok. Ama bunlar karıştığında gerçekten güneşten korunabileceksiniz. Bunlar sizi güneşten koruyacak malzemeler. Öyle mi? Bir katı meyve sıkacağında maydanozun suyunu çıkarmamız gerekiyor. Bir çorba kaşığı olacak şekilde alıyoruz. Limon suyu ekliyoruz. Cildimize sürüyoruz. Cildin beslenmesini çok ciddi şekilde arttıracaktır. Şunu ben içiyordum demek yüzüme de süreceğim bundan sonra. Hiçbir şey değil yani, olsun olsun da toplam 10 lira olsun. Lekelenme oluyor yüzümde. Limon suyu, tarçını aldık, birbirine karıştırdık. Güneşin yaratmış olduğu lekelerde çok etkili olacak bir karışımdır. Yeni şeyler öğrendiğim için mutluyum. Bir yumurtaya bir çorba kaşığı bal ekliyoruz. Ortalama 30 dakika cildimizde kalıyor. Bu cildin kendini yenilenmesinde çok etkili olacak bir karışım olacak. Bal güzel, yumurtayı bilmiyorum artık. Sıcakta kokar mokar diye. Güneş yanığı oldun mu? Evet oldum. Çok acıttı. Akşam yatamadım, uyuyamadım. İki tane bitkimiz var ki yanıklarda gerçekten çok etkili. Papatya yağı, ikincisi de lavanta yağı. Yanık olan bölgenin direkt üzerine olacak şekilde iki karışım birbirine sürdüğümüzde yanığın iz bırakmasını veya yanığın kötü etkilerini de ortadan kaldıracaktır. Çok teşekkür ederim gerçekten bu bilgi. Duydun mu kızım? Duydum. Bir misafirimiz var.